Çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını emredin. on yaşlarına basınca da eğer kılmıyorlar ise vurun. Erkek ve kız çocuklarınızın yataklarını da odalarında ayırın diyor. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü. Acaba Efendimiz Aleyhisselam bunu peygamberlik vasfıyla bütün ümmeti Muhammed'i bağlayıcı bir şekilde mi söylemiştir? Yoksa beşeri vasfıyla kendi döneminin örf ve adetine bağlı olarak bir terbiye metodu olarak mı ortaya koymuştur? ya da daha sonraki dönemlerde Müslümanlar kendi terbiye metotlarını acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mı söyletmiştir? Yani hadis uydurma mıdır? Evet bu konuları konuştuk arkadaşlar. Hocam tekrardan merhabalar. Merhaba. Ee, benim tekrardan bir sorum var. Ee, 7 yaşında namaz kılmaya başlasınlar. 10 yaşında kılmazlarsa dövsünler tarzında bir şey hatırlıyorum. Emin değilim bu cümlenin doğruluğundan. Ama çocuklarımız için 7 yaşında namaz kılmaya başlamalılar mı? Ve 10 yaşında eğer kılmazlarsa dövmeli miyiz? Bu cümle derken bu cümleyi ne olarak hatırlıyorsun? Kimin sözü olarak hatırlıyorsun? Ya ben bunu hadis diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani yanlış hatırlıyorum demen acaba böyle bir rivayeti bu anlamı taşıyan bir sözü peygamberimize yakıştıramadığından dolayı mı diyorsun yoksa Ben o toposokmayın abi o biraz <laughs> ağır bir şey yakıştıramamak falan diye gibi abi bunu? Evet. Okay. Yo ben açık net olmak istiyorum. Ondan dolayı sordum bunu ama güzel. Yani, yani bu biraz, cevabın bu cevabın da güzel bir cevap aslında yani. Biraz korkunç geliyor abi kulağa. 7 yaşında evet. ve 10 hani küçük daha akıl ermeyen bir be be yani çocuğa bu şekilde ne bileyim dayak namaz evet. falan mı biraz korkunç geliyor bana sanat. Evet böyle bir hadis-i şerif var. Bu hadisi detaylarıyla ele almak lazım ve ee, onun için çok net bir şekilde değerlendirmek lazım günümüz dünyası itibariyle. Şimdi hadis-i şerifte çocuklarınızı 7 yaşlarında iken namaz kılmalarını emredin, 10 yaşına geldiğinde vurun diyor. Hatta arkasından da kız çocuklarınızı erkek çocuklarının odalarına ayırın rivayeti var. Yani rivayetin devamında o da var. Şimdi burada soru şu, acaba... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dönemindeki terbiye metotlarından biri olan yetişmiş olduğu çağda, yaşamış olduğu toplumda çocukları terbiye metotlarından biri olan dayağı, dövmeyi bir kullanılabilir diye kullanabilirsiniz mi diyor. Yoksa daha sonraki dönemlerde Müslümanlar kendi eğitim metodolojilerine bağlı olarak yani kendi eğitim metodolojileri içerisinde dayak da var, dövme de var. Buradan hareketle acaba bunu peygamberimize mi söyletiyor? Başka bir şey yani bu hadisi uydurma mı? Yani bunu böyle de tercüme edebilirim bu ikinci cümleyi. Şimdi biliyorsunuz hadis-i şerifleri artık benim usulüm oldu. Hem Kur'an ayetleri için hem de hadis-i şerifler için ben genelde böyle yapıyorum. Önce o asra gidip o hadisi veyahut da hadis diye rivayet edilen beyanı gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya çalışmamız lazım. Fakat bundan önce, fakat bundan önce yapmamız gerekli olan bir şey var ki acaba bu gerçekten hadis midir değil midir? Yani hem senet itibariyle hem de metin itibariyle biz buna literatürde senet ve metin kritiği diyoruz, tenkidi diyoruz. Senet ve metin tenkidi yapmamız lazım. İkincisi eğer bu hadis ise şayet peygamber efendimizin sadece bir tek vasfı yok. Sadece peygamber değil. Peygamberlerinin yanı başında aynı zamanda devlet başkanı. Aynı zamanda kadı, müftü. Aynı zamanda işte çocuklarının babası. Efendim eşlerinin kocası ve benzeri bir sürü farklı vasıfları var. Acaba hangi vasfıyla bunu söyledi? Bu da önemli bir nokta. Üçüncüsü eğer Allah Resulü sallallahu bu hadisi söylediyse bundaki amacı nedir? Ve dördüncüsü içinde yaşamış olduğu toplumun örf ve adeti. İsterseniz bu dört ayrı noktadan bakalım. Ama birinci konuda biraz teknik detaylar vermem lazım. O da şu. Şimdi benim yaklaşımım şu. Eğer bir hadis, hadis değilse, hadis diye rivayet edilen söz, hadis kriterleri açısından senet itibariyle zayıfsa ya da mevzuysa yani uydurulmuşsa ben diyorum ki bunun metni hakkında hiç konuşmaya gerek yok. Çünkü Allah Resulüne ait değil ki. Ona isnat edilmiş ama ona ait değil. Onun ağzından çıkmamış. Dolayısıyla ne diye konuşacağız ki diye düşünüyorum. Ama bazı ulema tarih boyunca bu yaklaşımı kabullenmiyor. Ulemanın birçoğu hatta bir çoğu demeyeyim de bir kısmı diyeyim isterseniz. Ulemanın bir kısmı eğer senet açısından sahih olmayabilir Allah Resulüne isnad edilmeyebilir ama fakat metin tahkike layıktır. Metin efendim genel İslami ilkelere aykırı değildir. ki o söz peygamberimize ait olmasa bile. O zaman genel İslami ilkelere aykırı değil ise şayet biz bu rivayetten bu sözden istifade edebiliriz. Bu sözü kullanabiliriz diyorlar. Bunun içinde bir takım ölçüler getiriyorlar. Nedir genel bir İslami ilkelere aykırı olmaması? Bir Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayacak. İkincisi tarihen sabit olaylara aykırı olmayacak. Yani Kur'an'ın bütünlüğüne aykırı olmayacak. İki tarihen sabit bir takım hadiselere aykırı olmayacak. Üçüncüsü ise hadislere bir bütün olarak bakacağız. Başka sahih hadis rivayetlerine aykırı olmayacak. Yani kendi içinde çelişki söz konusu olmayacak. Böyle olursa bu türlü senet itibarıyla zayıf olan hadisleri de alıp kullanabiliriz diyor bir takım fukaha, bir takım ulema ve hadis şârihleri. Siz bu konuda nerede duruyorsunuz bilmiyorum ama bu apayrı bir sohbetin konusu olabilir. Ben örnekler verebilirim. Neden böyle düşünüyorum? Neden böyle düşünmüyorum? Böyle düşünenlerin gerekçeleri, ne? böyle düşünmeyenlerin gerekçeleri nedir diye biraz böyle hakikaten ilahiyat noktasında konuşulacak bir hadis dersinde konuşulacak mevzular bunlar. Buna geçelim. Şimdi ama ben temel yaklaşımı söyledim. Gelelim hadis-i şerife. Şimdi beş ayrı raviden, sahabiden rivayet ediliyor bu hadis şerif. Birincisi Abdullah İbni Amr İbni Az. ikincisi Sebre İbni Mabed El Cüheni. Üçüncüsü Enes ibni Malik. Bu üçünün rivayetlerinde senet itibariyle işte anfulan an anfulan diye rivayet ediliyor ya. Hiçbir problem yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar uzuyor ve hadis kriterleri açısından cerh ve tadil açısından sahih. Ama Hazreti Ebu Hureyre ve Ebu Rafi rivayetleri var bir de. Beş tane ayrı sahabeden geliyor dedim ya. Dördüncüsünde ve beşincisinde üç tane ravide problem var. O senet zinciri içerisinde üç tane ravide problem var. Bunlardan bir tanesi Amr ibn Şuayb, ikincisi Abdülmelik ibn Rabi, üçüncüsü ise Davud el-Muhabber. Şimdi bunlar üzerine yapılan tetkikler ve tahkikler bunların da aslında zayıf olsa bile hadisin sıhhatini etkileyecek ölçüde bir onu zedeleyecek ölçüde zayıf olmadıkları. Dolayısıyla Hz. Ebu Hureyre ve Ebu, Ravi, Ebu Rafi'den gelen rivayetlerinde sahih olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar sene zincirinde üç tane zayıf insan olsa bile. Şimdi bu ne demek? Bu demek ki hadis kriterleri arasından sahih demek. Yani bu neticeye varıyorlar. Bir de hadisin hangi kitaplarda geçtiğine dair meseleye bakabiliriz. Bu hadis-i şerif efendim İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçiyor. İbn Huzeyfe'nin Sahih'inde geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçiyor. Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünen'inde geçiyor. Taberani'nin Mucemül Kebir'inde geçiyor. Darekutni ve Beyhake'nin yine Sünenlerinde geçiyor. Gördüğünüz gibi bayağı yani yaşadıkları dönemlere de baksanız birbirlerini takip eden dönemlerdir bu insanlar. Birçok kitapta da geçiyor. Dolayısıyla hadise senet kriterleri açısından bir sahih hükmünü verebiliriz. Nitekim bunu veriyorlar zaten ulema. Gelelim ikinci noktaya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu beyanı yani 7 yaşındayken namaz kılmayı emredin. 10 yaşına geldi halen daha kılmıyorsa dövebilirsiniz zi. Hangi vasfıyla söylemiştir? Önemli mi bu? Çok önemli. Neden? Çünkü peygamberimizin peygamberlik vasfı ile söylemiş olduğu beyanlar kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlar. Bağlayıcı beyanlardır. Namazdı, oruçtu, hacdı düşünün bunlar bağlayıcı beyanlardır. Acaba pekala peygamberlik vasfı haricinde söylemiş olduğu beyanlar, sözler bunlar bağlayıcı değildir. Ama ilkelerine bakarız, efendim maksadına bakarız. Ona göre bir değerlendirme yaparız diyor bütün hadis şarihleri. Buradan hareketle ta erken dönemlerde sünneni hüda, sünneni zevait diye ayrımlar yapılmış sünneti ayırırken. Yani peygamberlik vasfıyla söylediği, beşer vasfıyla söylediği. Karafi'nin dörtlü taksimi var. Tahir bin Aşur'un on taksimi var. Beşli taksim yapanlar var. Yedili taksim yapanlar var. Ben bunu yine bir YouTube videosunda detaylı olarak ele almış anlatmıştım. Yani peygamberimizin bir tarafta peygamberlik vasfıyla söyledikleri var. Bir de beşer vasfıyla farklı vasıflarla söylemiş oldukları sözleri var. Yaptığı uygulamalar var. O uygulamalar bağlayıcılık noktasından tabii ki farklı şekillerde değerlendiriliyor. Eğer bu sözünü Allah Resulü sallallahu aleyhi peygamberlik vasfıyla söylediyse o zaman bütün mümine ve bağlayıcıysa o zaman bütün müminler kıyamete kadar 7 yaşında çocuklarını emretmeli 10 yaşında halen daha namaz kılmıyorsa dövmeli gibi bir anlam çıkar. Ama yok. Bunu kendi döneminin örf ve adeti içerisinde, o günkü terbiye metotları içerisinde yetişmiş olduğu çevrede, muhitte böyle bir şey kullanılıyor diye söylediyse bugün kullanılmıyorsa, bugün bu amaca hizmet etmiyorsa farklı şey söylenebilir geleceğim oraya. Pekala gelenekte nasıl söylenmiş? Bu fıkıhçılar ne diyor bu konuda? Fıkıhçılar diyor ki veyahut da hadis şarihler diyor ki kimisi vücub ifade ediyor demiş. Demin dediğim gibi bağlayıcı beyan yani vaciptir diyor. Kimisi hayır nediptir diyor. Yani maksada hizmet edecekse. Kimisi diyor ki vuracaksanız odunla, sopayla, meşeyle falan vuramazsınız. Sadece böyle terbiye etme kabiliğinden iki üç tane tokat atabilirsiniz. Yani bu anlamda bir dövmedir diyor. Hatta bazı İslam alimleri kendi hayatlarından örnekler vererek bunu Efendim şey yapıyorlar, destekliyorlar. Yani böyle olabilir diyorlar. İster nedipte ister vücutta. Günümüz dünyasında da mesela Ömer Nasuhi bilmenden Muhammed Hamidullah Hoca'ya kadar efendim İbrahim Canan rahmetli İbrahim Canan'dan Behbe Zuhayli'ye varıncaya kadar birçok kitapta çocukların işte 7 yaş, 10 yaş hikayesi orada söylenilen şekliyle e, namazın emredilmesi aksi takdirde hafifçe dövülmesini onaylayan beyanları da var. Şimdi bunlar da kendi dönemlerinin insanları ve kendi dönemlerinde belki böyle bir şey netice verdi. Hatta kendilerinde netice verdi. Belki bizim aramızda da vardır böyle netice veren. Yani babamız namaz kılmadığımızdan dolayı bizi dövmüştür ve bu yaşımıza geldiğimizde de iyi ki bizi dövdü ya. Bak şimdi şakır şakır namaz kılıyorum falan diyoruzdur. Belki tersini söyleyenler de vardır. Bilmiyorum. Yani bu dönemin örf adeti, kültürüyle şekillenmiş bir hadise de olabilir. Fıkıhçıların bu yorumları. Pekala. Amacı ne? Yani peygamberimizin böyle demedeki amacı ne? Kastı ne? Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki de namaz alışkanlığını kazandırmak. Bu kadar basit. Namaz eğitimi vermek. Namaz alışkanlığı kazandırmak. Onu namaz kılmaya teşvik etmek ve kendi başına, kendi iradesiyle namaz kılacağı bir noktaya daha çocukken getirmek. Değil mi? Yani ağaç ya şikene eğilir noktasında onu bir kalıba sokma. Temel düşüncesi bu. Temel amacı bu. Pekala örf ve adet. Örf ve adete bakalım. Hadi Şerif'in o dönemine gideceğiz. Sonra başa döneceğim. Örf ve adet açısından baktığın zaman ben şahsen hani dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Vahşet almış başını gidiyordu o cahiliye döneminde. O İslam öncesi Arap toplumunda dayağın Çocuk terbiyesinde, çocuk eğitiminde anne babalar tarafından çok rahatlıkla kullanıldığını, kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Buna muhalif herhangi bir beyanla da rastlamadım. Herhangi bir şeyde okumadım. Dolayısıyla e, böyle bir şey olabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi davranışlarına baktığınız zaman bunu görmüyorsunuz. Enes İbni Malik 10 yıl Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında hizmetçi olarak kalmış. Çok küçükken gelmiş yanına çocukken. Tam 10 yıl boyunca bir tek defa azarlamamış. Diyor ki ben diyor 10 yıl Allah Resulüne hizmet ettim. Yaptığım bir şeye neden yaptın, yapmadığım bir şeye neden yapmadın demedi diyor. Hep güzel yüzle, hep güler yüzle, hep böyle güzel nasihatlarla onu terbiye etmeye çalışmış. Etrafında Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin torunları aynı şeyi görebilirsiniz. Yani fiiliyatına baktığınız zaman da böyle bir şey söz konusu değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi başa döneyim sonra hemen birden günümüze gireceğim. Başa dönüyorum. Bir, hadis. Hadis kriterleri açısından sahih. İki, peygamberimiz bunu bağlayıcı bir beyan olarak değil. Yani peygamberlik vasfıyla değil. Dönemin örf ve adetine bağlı olarak beşeri sıfatıyla söylemiş. Beşer sıfatıyla bu da iki. Üç, amacı da namaz eğitimi vermek ve namaz kılmasını çocuklarımızın sağlamak adına. Demek ki maksada hizmet ediyordu ki bunu söyledi. Şimdi geliyorum bugüne. Ne diyorsunuz? Şimdi muhabbete başlayacağız. Bu hadisin tahlili adına bunları söyledikten sonra bugüne gelelim. Hadis. Hadis kriterleri arasında sahih. Bunu koyduk bir kenara. Ama bugünün dünyasında acaba bir eğitim modeli olarak dayak kullanılabilir mi? Ya da dövme, hadis namaz meselesinde dövme ...gerçekleştirilebilir mi? Ne diyorsunuz? Yani bizim... ...örf ve adetimize, bizim toplumuza cari midir... ...değil midir? Valla ben dövmenin de... ...vurmanın da veya başka bir şey yapmanın da... ...önemli olmadığını, önemli olan... ...iki ilinin arasındaki o iletişimin... ...olduğuna inanıyorum. Yani... ...bir insan döverek de sevebilir... ...ama sevdiğini hissettirirse dövmesi... ...gözüme gelmez. Evet. Ama bir insan... ...sevmediğini hissettirerek döverse... ...o her vurduğu hafif vuruş bile... ...bana çok ağır gelir. O yüzden... Karşı tarafın iletişimine bakmayı. Zaten o sevgi varsa baba ile oğul arasında, anne ile oğul arasında veya kız arasında efendim zaten o sevgi var ise şayet dediğiniz gibi ben de katılıyorum ama genel manada dövmenin dayağın... bugün itibariyle eğitimde pedagoglar aynı şeyi söylüyor, çocuk psikologlar aynı şeyi söylüyor, din eğitiminde uzmanlar aynı şeyi söylüyor bir metot olarak kullanılmasını genel manada diyorum özel, spesifik olarak değişkenlik arz edebilir. Şahsa bağlı olarak ya da kültürlere bağlı olarak ama genel manada bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Yani bunun amaca hizmet etmediğini söylüyorlar. Mesela namazdan bağımsız olarak konuşuyorum. Yani dayağın bu benim alanım değil ama bildiğim kadarıyla söylüyorum. Evet, dayağın, dövmenin eğitim metodu olarak günümüz dünyasında çalışmadığını ifade ediyorlar. Özellikle Batı dünyasında Burada dayak özelliğinde konuşuyoruz ama bu dayağı biraz daha geniş alacak olursak biz zorlamayla namaz kıldırmanın da Aynen. insanı etkilemeyeceğini aynı şeye girmez mi? Bu da hani zorla yapıyorsunuz sadece dayakla değil sözle de biraz daha genişletebilir miyiz? Yani, yani psikolojik şiddet diyorsunuz evet. değil mi? Evet. Psikolojik şiddet uygulayaraktan zorla namaz kıldırma şimdi soruyorum zorlayarak, dinde zorlama yoktur, zorlama dinde yoktur. Hani la ikrahe iki ayrı mana veriliyor ya. Buradan hareketle biz kendi çocuklarımızı veya da çocuklarımızın namaz eğitimi vereceğiz ama bunu zorladığınız zaman ne yapacaktır çocuk? Siz orada olmadığınız zaman kılmayacak. Evet siz olmadığınız zaman kılmayacak. Bu ne demektir? Bu resmen hipokrasidir. Bu resmen bir münafıklıktır. Bu resmen nifaktır. Sizin yanınızda beş vakit namazını kılar, üç vakit, iki vakit kılar. Siz yokken kılmaz. Hatta yarın bir gün evden ayrıldığı zaman bütün bütün kılmaz. Hatta belki bu zorlamalardan hareketle dinden imandan kopar belki. Bu zorlamalardan hareketle. Size bir tane bir örnek vereceğim. Ee, yani zorlama maksada hizmet etmiyor demek istiyorum arz edebiliyor muyum eğer zorlama maksada hizmet ediyorsa amaca hizmet ediyorsa namaz eğitiminde insana mesafe kazandırıyorsa buyur zorla kardeşim işte biraz önce Fatih'in dediği gibi tam tersi yani eğer böyle bir ilişki içerisinde yani babasıyla annesiyle böyle bir ilişki içerisinde o ilişki o sevgi muhabbet ilişkisi atılan iki tane tokadı ya iyi ki babam bana vurdu Hani bize demezler miydi yani hocanın vurduğu yerde gül biter diye. Hocanın vurduğu yerde gül biter sözü aslında dayak bir eğitim metodu olarak kullanılıyor ve onu meşrulaştıran bir sözdür. Halbuki doğrusu belki dayak bir eğitim metodu olarak kullanılmasın, sevdirerek kullanılsın veyahut da sevdirerek aslında o maksada hizmet edilsin. 12-13 yaşlarında bir tane çocuk babası zorluyor namaza. O kadar zorluyor, o kadar zorluyor ki o da inat kılmayacağım diyor. Kıl vaka bu. Ben Şahısları tanıyorum. Bir tanesini tanımıyorum da dedesini, babasını ama o diğer vefa e, zatı tanıyorum ve o da vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle m, tuğla ocaklarında e, çalışıyormuş 12-13 yaşlarında namaz kıldıracak babası. Babası zorluyor, 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 zorluyor. O da kılmıyor. En sonunda bir gün bayağı bir almış eline sopayı onu Dövmüş, arkasından da kılacaksın demiş. Abdestini gözünün önünde aldırmış ve namaz kılıyor. Çocuk inat ya, havuz zorlama var ya bakın, tam senin sonuna cevap alacağı şekilde ve namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namaz bitiyor. Baba dayak attı biraz önce çocuğuna, zorla namaz kıldırdı. Zafer kazanmış kumandan edasıyla çocuğuna diyor ki, ne oldu diyor. Ha işte diyor, hani kılmayacaktın diyor. Çocuğun verdiği cevap şu. Kıldım ama okumadım diyor. Kıldım ama ok Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 12-13 yaşında kıldım ama okumadım inadını gösteren bu çocuk büyük bir ihtimalle büyük zaman hiç kılmayacak. Veya tam tersi olacaktır. Tam tersi olacaktır. Kıldım. Ahirette işi işte iyi ki babam beni dövdü. Bak şimdi namaz kılıyorum. Bilmiyoruz yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama normal şartlar altında, normal şartlar altında bu türlü dayakla bu türlü zorlamayla çocuğun namaz kılması biraz zor. Abi şöyle bir sorun var benim din ve dine bağlı eğitimden ziyade veya namaz eğitiminden ziyade yani olayın daha öncesine gidip dövme olayının fiziksel şiddet olayının herhangi bir canlıya sadece çocuğa değil bunun dindeki yeri nedir? Yani yok ki he, din, tabii ki genel manada tek kelimeyle yok diyebiliriz. Olmayan bir şeyin e, evet. namazı sevdirmek için söz konusu olduğu yerde hani başta da demiştiniz ya bunu e, Peygamber Efendimize mi yakıştıramıyorsun? İşte meselenin başına gidinde ya dövmek. Çünkü ben şöyle bir dövmenin caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Hafiften böyle bir arkasına hadi git namaz yani dövme dediğin şeyin caydırıcı olması için hepimiz biliriz bunu. Yani birazcık daha öyle sert olması lazım. Bunun dinde yeri yoksa dinin temel taşı olan şeyi sevdirmek için bunu kullanmak evet. benim kafamda yoktu. Onu sormak bir istedim. Bir şey ekleyebilir <laughs> miyim abi sizin söylediğinize? Çok özür diliyorum. Abi bu da belki duyduğum ne kadar gerçekte olayı bilmiyorum. Belki de farklı, farklı bir konu olacak, farklı bir video olacak ama hani hanıma, eşine... Evet. ...ufak bir şiddet gösterebilirsin... ...tarzında bir şey de duymuştum evet, daha öncesinde. O... O... Yani bunlar da aynı şekilde... çatının altında değerlendirilebilecek şeyler. Tabii ki tamamıyla bakın tamamıyla... yani ...İslami emirler veyahut da yasaklar... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından... ...uygulanan, söylenen vesaire... ...onların hiçbirisi... ...içinde neşet edilen... ...veyahut da bu hadiselerin... ...cereyan ettiği ya da bu beyanların... ...söylenmiş olduğu toplumdan... ...bağımsız değildir. Yani o toplumla bu hadiseler arasında, o toplumla bu beyanlar arasında diyalektik bir ilişki var. Ve bu diyalektik ilişki de o zemin üzerine kuruluyor. Ama bir şey unutmayın. Allah'ın sosyal toplumu burada almış. 610 yılında, 632 yılında yani 23 yıllık peygamberlik sonunda şurada bırakmış. Yani buradan buraya kadar getirmiş. Buradan buraya kadar getirirken tedricilik prensibini uygulamış. Sabahtan akşama toplumun örf adetleri değişmiyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani böyle bir adetin var olduğu bir yerde bu bunu nihayetlendirmek istiyor. Bu açık seçik net bir şekilde belirliyor. Trend onu gösteriyor zaten. Beyanları onu gösteriyor. Uygulamaları onu gösteriyor. Ama beri tarafta toplumun ayağıyla da yürüyor. Ve toplumun ayağıyla yürürken yavaş yavaş tedici bir şekilde onları ideale götürmeye çalışıyor. Belki orada söylediği şey... Real politik ya da teopolitik diyebiliriz belki ona. Teopolitik bir beyan o gün itibariyle make sense. O gün itibariyle bir anlam ifade ediyor. O gün itibariyle bir yere götürüyor insanları. Ama gelecek nesillerde ilerleyen başka toplumlarda efendim insanlığın kazanımına bağlı olarak da ve benzeri belki bunlar çok geride kalacak şu anda olduğu gibi. Dolayısıyla ideal olan nedir? İdeal olan belki dayaksız bir eğitimdir. Ee, ve işte o ideal olana yaklaştırma noktasında bir ara durak olarak da bunu görebilirsiniz. Nihai bir emir olarak değil. Onun için bağlayıcı beyan mı, peygamberlik vasfıyla mı söyledi yoksa beşeri vasfıyla mı söyledi meselesi çok önemlidir. Bir de abi efendimiz ee, yaşamış olduğu e, çağdaki insanlara o zaman yani onlara konuştuğu için şimdi karşısında modern insanlar da yok. Yani belki daha modern bir şey söylese etrafındaki insanlar onu anlamayacak. Yani o boyutu da var sanırım. Halit yani biz bazen anokranizm dediğimiz bir şey var. Bugünün değer yargılarıyla dünü değerlendirmeye kalkıyoruz. Farklı bir kültürün değer yargılarıyla... İşte Batı dünyasının değer yargılarıyla Orta Doğu'yu yargılamaya kalkıyoruz. Doğu insanı yargılamaya kalkıyoruz. Onu değerlendirmeye kalkıyoruz. Ya orada farklı bir değer var. Orada farklı bir yapı var. Burada farklı bir yapı var. En basitinden yani burada işte anne babanın yanında bacağını bacak üstüne atması, uzanması, yatması ne kadar tabii ve doğal. Gidin bakalım bizim Anadolu'ya. Öyle mi diyelim? Gidin bakalım Orta Doğu'ya. Öyle mi değil mi? Bak çok basit miyse. Şey. Aynı şeyi genişleterek ...farklı şeyleri de uygulayabilirsiniz... ...yani namaz meselesinde dövme... ...maksada hizmet etmiyorsa... ...soruna çözüm olmuyorsa... ...hatta... ...sorunun bizatihi kendisi ise... ...soruna sorun getiriyor ise... ...o model uygulanmaz... ...maksadi, gayi yaklaşım... ...çok önemlidir bu konuda... ...model uygulanmazdan öte... ...eğer ki... ...sonuca hizmet etmiyorsa bu davranış... ...ve hatta o örnekteki gibi... E, kıldım ama okumadım ama getirip yıllar sonrasında da o kişinin e, belki de bütün hayatını kötü etkileyecek bir durum oluşturuyorsa bunun dini olarak e, hükmü olur mu? Yani babası Tabii çocuğunun ki. hayatını bir burada işte belki de bir e, çelişki ya ben şunu diyeyim hiçbir anne baba benim bilebildiğim kadarıyla söylüyorum mutlaka bunun muhalifleri vardır istisnaları vardır çocuğunun kötü olmasını istemez Evladının kötü olmasını isteyen var mı? Yok bununla alakalı aklıma direkt bir şey geldi yani aile de bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yer zaten. Evet abi güzel. Bundan dolayı zaten aile bütün kötülükleri iyi, iyi niyetle niyetli. yapıldı bir yer güzel hiç duymamıştım ama çok enfes bir şey söyledin. Evet metot bilmiyor olabilir bu metot bilmemesinden hareketle bu harekette cezasını zaten dünyada bir şekilde çeker o insan. İşte kendi evradından çeker. Yapmış olduğu yanlışlıklardan alır. Ama Ukba'ya bakan veçesiyle sorumluluğu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bence şöyle yapmalı bakın. Biz bunu bunu yapacağımıza biz bu noktada namazın ehemmiyeti hakkında Allah kul ilişkisi itibariyle namazın vermiş olduğu anlam, ona kazandıracağı şeyler üzerine durmak bence çok daha farklı, çok daha iyi olabilir. Yaş durumuna göre, çocuğun idrakine göre, algısına göre, seviyesine göre bir şey anlatmak lazım. Size daha dün akşam telefonda konuştum bir arbinin bir arkadaşın şeyini anlatayım. Kızı e, namaz kılıyor. Ya 11 yaşlarında, 12 yaşlarında veya 11 yaşlarında galiba. Ondan sonra bir gün demiş ki babasına ben niye namaz kılıyorum baba demiş. O demiş ki cennete gitmek için demiş. Aa, sonra gelmiş. O zaman demiş ama cennete gitmek için ölmem lazım demiş. <laughs> bakın çocuk. Çocuk aklı. Ben kılmayacağım o zaman demiş. Ya. Anneannem kılsın demiş. Şey, babaannem kılsın demiş. Babaannem kılsın. <laughs> babaannem kılsın. E, babaannen ölsün mü demiş bu sefer baba. Demiş ki babaannem de ölmesin ama fakat ölecekse o ölsün demiş. <laughs> o kılsın daha yakın. <laughs> daha çok yaşadı. Şimdi bakın. Çok basit bir şey söylüyorsun. Cennete gitmek için namaz kıl diyorsunuz ama çocuk nerelere kadar... Böyle bir nesil var karşımızda. Bizde öyle deselerdi bilmiyorum ama bize öyle deseydi mesela. Tamam ne derdik ya cennete gitmek için namaz kılalım derdik. Ama şu anda günümüzde çok farklı. Bakın buradan işte onun için dayak yerine, şu yerine, bu yerine biraz böyle... Veyahut da işte burada cennete gitmek yerine bile olsa... Onu değil de çocukların idrak ve algı dünyasına hitap edici şekilde konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bu nesillerdeki farklılıkla alakalı küçük bir detay soracağım ama hadiste 7 ve 10 yaşına üzerine durulmuş. 7 yaşında işte eğitim veriliyor, 10 yaşında biraz daha eğitimin şiddetini arttırma diye şey yapayım ben tabir edeyim. Peki günümüzdeki o yaştaki insanlarla bu yaştaki insanların olgunluğu aynı değil. Bu şimdi günümüzde hangi yaşta çocuklara olabilir? Çok güzel dikkat bir etmek nokta, Lazım. Çok enfes bir nokta. Ben bu benim alanım değil. Yani bir şey diyemem. Onu efendim psikologlar konuşsun, çocuk eğitimcileri konuşsun. Onlar ne diyorlar? İşte 0-5 yaş arası 5 12 yaş arası, 12, 17 yaş arası, 17 ve sonrası diye bölümlere ayırıyorlar. Bu doğru bir bölüm müydü? Yani 0-5 yaş arası şuur altı muktesebatının, şuur altı beslenmesinin yapıldığı dönem. 5-12 yaş arası artık çocuğun özgürlüğüne, bağımsızlığına yavaş yavaş kavuştuğu bir dönem. Anne babanın etkisi azalıyor. 12-17 yaş arasında tam anlamıyla rasyoneliteye açıldı bir dönem. 17 ve sonrası ise zamanıyla kendi kararını verdiği bir dönem. Mesela böyle bir şey. E din eğitiminde de dini kimlik kazanımında da daha farklı devreler var. İşte 5 12 05 5 12 12 14 diyorlar. 12 14 en heyecanlı olduğu dönem. 14 17 diyorlar. Orada ee, daha önce anlatmış olduğunuz şeylerin kafasında pekiştiği dönem. 17 ve 21'de artık dini kimliğinin oturduğu dönem falan diyorlar. Yani bu sadece okumalarından hareketle bunu söyledim. Evet burada 5 ve 10 yaş, 7 ve 10 yaş arası söyleniyor. O 7 ve 10 yaş arasındaki o toplumda veyahut da o seviyedeki insanların olgunluğuyla, çocukların olgunluğuyla şimdi biraz daha geriye de çekilmiş olabilir. Çünkü bilgiye ulaşma çok daha kolay. Daha erken insanlar meçhur oluyor. Daha erken böyle olgunlaşıyor. Yani çok güzel bir soru ama fakat bu sorunun cevabı bende yok. Yani bu sorunun cevabı mutlaka uzmanlarına sormak lazım. Ama enfes bir nokta yakaladın evet. Ama şurada sanki bir e, abinin dediğini ek olarak 7'de söylenmesi ve sonra 10'da tekrar söylenmesinin tedrici bir öğretmek mesajının da olduğunu düşünüyorum ben. Yani üç sene boyunca çocuğa peyder peyder bunun aktif bir şekilde anlatılması gerektiğini. Çok güzel. Ee, Ve 10 yaşında geldi hala evet. daha diretiyorsa belki o zaman dövme bir çözüm olabilirdi. Belki adımca. bir şiddet arttırma. Belki bunun bir öncesi bile var. Bir hazırlık süreci var. Allah inancıyla birlikte. O zaman şunu mu diyorsunuz? 7 ile 10 yaş arası yani bu 3 yıllık dönemde namaz eğitiminde biraz daha yoğunlaşma yoğunlaşma. Evet. Çok güzel. İyi bir nokta. Ufak bir şey var. Onu da hemen paylaşalım abi. E, suyun kenarında bir imam bir e, vatandaşın namaz kıldığını görüyor. Yanlış kıldığını görünce çok sinirleniyor. Gidiyor, e, dövmeye başlıyor sopayla. Şimdi diyor bir daha kıl namazın diyor. Adam tekrardan kılıyor namazı. Sonra e, imam namazı bitirdikten sonra diyor ki bak diyor gördün mü diyor hangisi daha hayırlıydı sence diyor. Adam da diyor ki ilki daha hayırlıydı diyor. İlkinde Allah'tan korkuyordum, ikincisinde senden korktum diyor. Evet. Evet Allah'tan korkma, Allah'a karşı saygıyla yaklaşma, sorumluluk şuru içerisinde kulluk borcumuzu eda etme çok önemli. Bu türlü menkıbelerde de bu dersleri vermesi aslında önemli. Menkıbe doğrudur, yanlıştır ayrı bir olay ama vermiş olduğu mesaj önemli. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeter artık.